Merhaba değerli Business Channel Türk izleyicileri. Baki Toraman'la Ekonomi Nabzı programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz Kayseri'den Tansel Titi. Kendisiyle ekonomimizin can damarı olan inşaat sektörüne ait bilgileri paylaşacağız. Hoş geldiniz değerli konumuz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Baki Bey. Bizde adettir. Hemen başlıyoruz. Hop ikinci soru olarak kısaca kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Tansel Titi, Kayseri doğumluyum. Mali müşavirim. İnşaat sektörünün ağırlıklı da muhasebe işlerine bakıyorum. Aynı zamanda danışmanlık. Efes'in de kurucu ortaklarındanım. Meslektaş olarak inşaat muhasebesi, ben aynı biliyorsunuz aynı çatı altındayız. İnşaat muhasebesi farklı bir algı var sanki. İnşaat muhasebesi, maliyet muhasebesi bunlar ayrı ayrı bilim dalı gibi ama aradaki fark nedir diğer muhasebeye göre? İnşaat muhasebesi de bu efendim tıp dalındaki gibi beyin cerrahi, kalp uzmanlaşma. Dalda uzmanlaşma. İnşaat sektörü de farklı bir sektör. Bunun için burada da inşaat sektöründe tabandan başlamak lazım. Tabandan başlamak derken harfiyattan tutun perdeye kadar, evin perdesine kadar 1500 kalemi ilgilendiren, ekonominin de döngüsünü sağlayan bir sektör. Zaten özür dilerim, inşaat sektörü işte otomotiv gıda gibi belli sektörde durduğu zaman ekonomide de bir duruş oluyor. İnşaat sektörü ekonominin ciddi bir anlamda %30-%40'a evet, yakın bir payı var. Doğrudur. İnşaat sektörü dediğimiz gibi ekonomiye yön veren bir sektör, canlandıran bir sektör. İnşaat sektöründe de yerel yönetimlerden başlarsak bizdeki eksiklikler mali konuya da geleceğiz ama İlk önce aslında altyapıların yapılıp daha sonra da buralara yapılacak inşaatların, konutların ya da iş yerlerinin belirlenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Muhasebesel yöne geldiğimizde de inşaat sektörü özel bina inşaatları ve taahhüt olarak ayrılmakta. Genellikle özel inşaatlarda bireylerin kendi arsalarına bir mülk yapması, ev ya da işleri yapması, bunu kiraya vermesi özel inşaat olarak adlandırılabilir. Taahhüt işleri de özel inşaat müteahhitlik değil anlamında mı? Müteahhitlik eğer ki satacaksa bu müteahhitliğe de girebiliyor. Orada mükelleflerimiz ya da bu işi yapan şahıslar hataya düşebiliyorlar. Nasıl hataya düşüyorlar? Kendi arsalarına konut ve iş yerini yapıyor. Diyelim ki arsası var 500 metre, buna 10 daire 2 dükkan yaptı. Bunu satarsa bu ticari bir gelir olmuş oluyor. Buna vergi mükellefi olmak zorunda. Sattığı dairelerin faturasını kesmek zorunda. Ve bunun da faturalarını kazıdan itibaren, harfiyattan itibaren birebir almak zorunda. Vergi mükellefi olmak zorunda kısaca. Şayet vergi mükellefi olmadı, ilk baştaki amaç burayı satmak değilse, yapıp kendisi kiraya verebilir, kullanabilir, bu şekilde yapıyorsa, yaptıktan sonra kiraya verdiği zaman bu sefer de gayrimenkul sermaye iradından dolayı, kira gelirinden dolayı vergi mükellefi olup kiraya verip değerlendirebilir. Ama genelde uygulama iki türlü oluyor. Bir, kendi arsasına insanlar ev, konut, iş yeri yapıyorlar. Bu şekilde değerlendiriyorlar. İkincisi de müteahhit firmalar arsa sahiplerinden daire karşılığı, arsa karşılığı, daire karşılığı konutları, arsaları alıp konut yapıp satıyorlar. Böyle bir ikinci yol izleniyor. Parayla müteahhit aldığı zaman arsayı inşaatı yapacak parası kalmadığı için arsa sahipleri de 1-2 puan fazla, 1-2 daire fazla müteahhide verdikleri için, daire karşılığı arsalarına müteahhitlere verdikleri için bu şekilde bir yol izleniyor. Burada da müteahhit firma bunu yaparken sözleşmeler düzenleniyor karşılıklı. Kat karşılığı yapım sözleşmesi. Bunun da harçları yüksek olduğu için
noterden değil de adi sözleşmeler düzenleniyor. Burada da sıkıntılar yaşanıyor müteahhitle arsa sahipleri arasında noterden yapılmadığı takdirde. Müteahhit firma burada arsa sahibine dairelerinin faturasını kesiyor. Bitirdiğinde, tamamladığında sattığı konutların da sattığı insanlara faturasını kesiyor. Özellikle bir durum var burada. Eğer ki arsa sahibi vergi mükellefi ise arsanın faturasını da müteahhide kesmesi gerekiyor. Böyle bir özellikli durum var. Aslında muhasebe mesleğinin uzmanlık alanlarını belirlemeye çalışırken inşaat muhasebesi sanki kendi kendini bu alanda uzmanlaştırmış gibi oluyor. Şimdi inşaat muhasebesini tüm meslektaşlarımız bakıyorsa, yani siz büyük ihtimalle müşteri portföyünüz inşaat sektörüyle ilgili. Evet. Tabii ki bunun dışında başka sektörler de var ama %80-90 böyle gidiyor. Ama normal ofisinde ya da büroculuk tarzında yaptığımız meslekte her sektörden müşteriler gelmeye başlıyor. Ama inşaat sektörü sanki seçici o davranıyor. Burada işlemlerden dolayı mıdır? Muhasebesel işlemler diğerlerinden daha mı farklı? Farklılık varsa ne gibi farklılık var? Evet. Önemli bir konuya değindiniz. Burada inşaat muhasebesi de uzmanlık alanı, uzmanlık dalı. Ayrıca burada da biraz önce belirttiğim gibi son 10 yılda özellikle Maliye Bakanlığı'nın da illerde uyguladığı bir politika var. İnşaat sektörünün nasıl yapıldığını artık bir müteahhit firma gibi mali elemanları da birebir biliyorlar. İnşaatlara gidip seviye tespiti yapıyorlar. Bu da mükelleflerimizi ve muhasebecileri uzmanlaşmaya itti. Harfiyatından tutun çatısına kadar her alanda bu işin birebir nasıl yapıldığını ve faturalandırdığını, ödemelerinin resmi olarak yapılması gerektiğini, kaçağın da çok azaldığını, taşeronların vergi mükellefi olduğunu, daha önceden yapılan işlemlerde taşeronlar vergi mükellefi değildi. İnşaatta müteahhit firmanın %30, %40 gibi işçilikten dolayı bir fatura kaybı vardı. Tabii bu ne demek? Devletimizin de bir kaybı var demek. Kayıt bu da dışı ekonomi. Kayıt dışı ekonomi vardı. Son yıllarda maliyenin de denetimiyle birlikte bunlar kayıt altına alındı. Birebir müteahhitlerimiz fatura kesiyor. %90 maliyetli şekilde. Bunlar da ekonomiye tabii kayıt dışında olan da taşeronlarımız da burada, onlar da bu işe alıştılar. Vergi mükellefi olmak ne demek? Kendi yaptıkları işlerinde sorumluluğunu aldılar. Ve gerçek maliyetlere, gerçek vergi verme şekline doğru gidilen bir yol alınmış oldu. Muhasebe sisteminde de burada birebir artık maliyetlemenin yapıldığını görüyoruz. Burada özellik arz eden durumlar, biraz önce dediğim gibi arsaya para verilip alınmadığı için daire karşılığı, daire yapılıp kat karşılığı dediğimiz sistem, arsa sahibine daireler verildiği için bunların maliyetlendirilmesi falan özellik arz ediyor. Burada da mali müşavir arkadaşlarımızın müteahhit firmayla yaptığı sözleşmeyi inceleyerek o konuda özellik arz eden durumlara dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle bir kavram var ya da bir cümle, doğru mudur, yanlış mıdır, size sormak istiyorum. İnşaat sektöründe işte bir 3 yıllık diye bir kavram var. İşte kavramın bir tanesi şu: İnşaat sektörü bir yıl çok iyidir, ikinci yıl duranlık yaşar, üçüncü yılda ödür. Evet. Böyle bir olay var mı? Varsa şu anda 2016'da inşaat sektörü hangi dönemde? Duran mı? Yoksa yükseliş döneminde mi? Yoksa bitiş döneminde mi? Evet. Ülkemizde dikkat edilirse, geçmiş yıllara da bakarak bir tahlil yapılırsa inşaat sektörü için her 10 yılda bir inşaat sektörü durağanlaşmıştır. 10 mu 3 mü? 10 yılda bir. 10 yıl demek doğru olur. 3 yılda bir değil. O zaman şöyle mi? Yanlış mı biliyorum? İşte 3 yıl durağan, 3 yıl yükseliş, 3 yıl bitiş, onu böyle mi tamamlayacağız? Hayır. Bu istikrarla da alakalı. Memlekette, ülkede istikrar varsa, istikrara bağlı olarak da bu sektörümüzde kredi ler düştüğü için birin altına indiği zaman otomatikmen insanlarda bir
ev sahibi olayım, kira öder gibi düşüncesi oluyor. Krediye yönelik yarısını verip ya da dörtte birini verip bu şekilde bir ev sahibi olmaya gidiliyor. Kredi yükseldiği zaman ya da istikrar ülkemizde azaldığı zaman inşaatın seyri de değişiyor. Hemen dönüş yapılıyor oradan. İnsanlar ev sahibi olurken biraz daha güç, yani maliyeti çoğaldığı için, arttığı için bu sefer geri adım atılmış oluyor. Şu anda da Türkiye'de yaşanan konut sektöründe yapılmış bitmiş konutlar var. Son 2 yıldır, 3 yıldır satılmayı bekleyen konutlar var ama alıcı yok gibi. Neden? Kredi oranlarımız yüksek, maliyetleri yükseliyor habire. Bundan dolayı bir sıkıntı var. Şöyle bir şey sorayım. Kentsel, önce şunu sorayım, daha sonra bir diğer sorumu sormak istiyorum. Şu anda inşaat sektörü Türkiye'de 2016 yılının artık son çeyreğine doğru girdik. Bakıldığında nasıl görüyorsunuz? İnşaat sektörü dediğim gibi istikrara bağlı olarak yaşanan bu 15 Temmuz olayları, işte Rusya'nın turizme vurduğu darbe gibi baktığınızda onlar da etkili. Ülkemiz biliyorsunuz iki tane seçim geçirdi. İki seçim geçirirken bu süreçte şu mu oldu? Seçimi düşünürken geçimi mi unuttuk? Evet, evet. İnsanlar, yani özellikle müteahhit firmalar şundaydı. Ha, bu seçimler bitsin, düzelecek. İşte hareket gelecek piyasaya, bir canlılık gelecek diye umut ediyordu. Alacak kesim de, yani vatandaşlarımız da, evet seçimler bitsin, istikrar olsun, puanlar düşsün, daha mantıklı seviyelerde biz evlerimizi alalım, taksitlerimizi ödeyelim, ev sahibi olalım diye bir düşünce vardı ama beklenenler olmadı. İki seçimden sonra da bu krizler yaşanınca tekrardan üstüne üstlük bir belirsizlik doğmuş oldu. Tabii bununla birlikte de hükümetimiz kentsel dönüşümler, oraya gelecektim ben de, kentsel dönüşümleri projelerini ortaya çıkarttı. Çok güzel projeler tabii bunlar da. Burada da deprem açısından özellikle. Evet. Dönüşüm olması için. Deprem açısından ve ekonomik açısından da oradaki binalar artık yıkılıyor, yıkılmak üzere, her anlamda problem. Oradaki yol işleyişi, oturum, park, sosyal yaşantı anlamında da bunlar büyük bir sıkıntıydı. Büyük bir kolaylık sağlandı bence. Genel yönetimlerimiz de bunları halkımıza bence daha iyi anlatarak kentsel dönüşümün ne olduğunun daha iyi izah edilmesi, vatandaşlarımıza algı o bölgede ama, kentsel dönüşüm deyince sanki var olan yanıtı devresi borçlandırıyor, tekrar satıyor gibi bir, doğru ifade edilmediğinden kaynaklanıyor sanırım. Bence de doğru ifade edilmiyor. Bir de orada müteahhitlerimiz giriyor falan. Rentable gibi bir şey ortaya çıkıyor. Orada açıkça şunun belirtilmesi lazım. İnsanlara oradaki oturan, şu andaki kentsel dönüşüm yapılacak yerdeki insanlara bu durumun izah edilmesi, onlara nelerin verileceğini, burada da müteahhitin ne kazanılacağını izah edilmesi lazım ki. Çünkü burada müteahhit de bir sorumluluk altına giriyor. Büyük rizikolu bir iş. Çünkü ekonomik açıdan da orada bir kentsel dönüşüm yapılıyor ama tek taraflı düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Bunun vatandaşlarımıza izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işin de vergi boyutu var sevgili üstadım. %1, %18 gibi bir, evet, metrekare var. Birazcık da onunla ilgili bize bilgi verirseniz. Evet, son zamanlarda burada da önemli bir konu, KDV konusu var. %1, %8 ve %18'e çıktı bu olay. Bence olması gereken, Maliye Bakanlığımızdan ve devlet büyüklerimizden de benim düşüncem şudur ki, 100 metrekare kadar olan konutlar net, %1 KDV olmalı. Şu anda nasıl peki? Şu anda da... Önce şu andakini alalım, daha sonra... Evet, şu anda işlem şöyle oldu. Daha önceden 150 metrekare net alana kadar olan konutlarımız %1'di KDV'si. 150 metrekarenin üstündeki konutlar için de %18'di. Şu andaki uygulama, belediyeden o arsanın rayiç değeri alınıyor, konut yapılacak arsanın. Oradaki arsanın metrekaresi 500 TL ise %1, 500 TL ile 1000 TL arasında ise %8, 1000 TL'nin üzerinde ise arsa var, arsanın belediye emlak beyan değerinden bahsediyoruz. 1 metrekare emlak beyan değeri
1 lirayla 500 TL arasındaysa %1. 500 lirayla 1000 TL arasındaysa emlak beyan değeri %8. 1000 TL'nin üzerindeyse %18 uygulanıyor. Yeni uygulamamız bu. Burada da sıkıntılar şöyle çıkıyor. Düşünün, diyelim ki İstanbul'da belirli bir bölgede, ana caddedeki bir yerde arsa, metre değeri 2000 TL, hemen bir arkasındaki sokaktaki yer 1500 TL, KDV oranını bu etkiliyor. Böyle bir bakış açısıyla doğru bir KDV uygulanmıyor. Yani iki sokak arkadaki bir arsanın değeri de 500 TL'yi geçiyor ya da 1000 TL'yi geçiyor. Bu sefer %18 KDV'ler uygulanıyor ve konut oranında bu şekilde KDV olarak artırmış olunuyor burada. İsterseniz bu da fiyata yansıyor zaten. Yani satış tabii fiyatına direkt fiyatına yansıyor burada. Bu da kayıt dışılığı körüklüyor. Bence dediğim gibi burada olması gereken, yapılması gereken tabii iyi bir araştırma ve tahlil yapılarak 100 metrekare kadar konut kullanım alanı net olan konutlara %1 uygulanması yönünde. Daha önce öyle miydi? Daha önce öyle değildi. 150 metrekareye kadar olanlar %1'di. Eğer burada bir uygulama yapılacaksa, tekrardan bir değerlendirilip de 100 metrekare net alana kadar olanlar %1, %150 metrekare net alan kullanım olanlar %8, 150 metrekarenin üstündeki olan konutlara da %18 KDV'si uygulanabilir. Burada da %1, %18 uygulandığı zaman oradaki faturayı kesecek müteahhitlerimiz de KDV iadesi alması yönünde, %8 fatura kesen müteahhitlerimizin de KDV iadesi alma yönünde çalışmalar yapabilirler. Tabii birebir faturalarını alıp birebir imalatlarını göstermek şartıyla. Üstadım, şunu sormak istiyorum. Ben piyasaya baktığımda inşaat sektöründe bir durgunluk yaşananlardan dolayı görüyoruz. Sanki inşaat sektörünü şu anda ayakta tutan bana göre kentsel dönüşüm projeleri. Kentsel dönüşüm sektörü şu anda ayakta tutuyorsa yavaş gitmiyor mu? Mesela özellikle İstanbul'da deprem bölgesi olan bir şehir, ki Türkiye tamamen deprem bölgesi olan bir şehir. Birazcık daha hızlandırmak, süreci hızlandırmak, yapılandırmayı bir önce tamamlamak. Hem görsellik anlamda hem çünkü depremin her an ne zaman geleceği belli değil. Bu noktada sizce nasıl davranmak gerekiyor? Ya da şu soruyu şöyle toparlarsak, kentsel dönüşüm projesi yavaş mı gidiyor? Doğru mu uygulanıyor? Doğru mu ifade ediliyor? Evet. Çünkü şu anda sektörü ayakta tutan proje bu. Ve projenin ayakta tutan sektör ayakta kalınca dolaylı değil, direkt olarak ekonomiye nefes oluyor. Hatta can suyu değil, can damarı şeklinde oluşuyor. Projenin bir yavaş gidiyor diye bir düşüncem var benim. Kentsel dönüşüm, evet. Yavaş gidiyor ama bence iyi bir proje, olumlu ve zamanda çıkmış bir proje. Dediğim gibi bunun iyi tahlil edilip eksi yönlerinin de tespit edilerek aksayan yönlerinde bir an önce düzeltilmesinde fayda var. Burada kentsel dönüşümü yaparken de tabii özel müteahhit firmalar da var burada. Müteahhit şirketleri var, inşaat firmaları var. Kiralık dairelerini karşılıyorlar gibi böyle bir uygulama tabii var. Onlar da var, onu karşılıyorlar ama burada da yine ekonominin istikrarlı olması çok önemli. Burada kentsel dönüşüme giren müteahhit firmalar da sonuçta yapıp satıp burayı kentsel dönüşüme kazandıracaklar. Verdikleri taahhüdü yerine getirmeleri için oradaki insanlara kira ödemeleri var. Aynı zamanda inşaat yapacaklar, bir maliyeti var bunun. Aynı zamanda yaptıkları yeri satacaklar. Bunların hepsi önemli faktörler. Tabii bir de bu kentsel dönüşümdeki insanların da, yani dairelerini veren insanların da mantıklı, makul seviyede istemeler lazım. Yani kendi verdikleri yere karşılık da dairelerini, alacakları daireleri, dükkanları, iş yerlerini de mantıklı makul süreleri de istemeler lazım diye düşünüyorum. Buradaki eksik ve aksak yönlerin de yine diyorum bizzat uygulamanın içinde olan firmalar ve insanlar tarafından tespit edilerek bir an önce oradaki eksikliklerin tekrardan kanunlaştırılarak hukuki ayakta eksiklik var mı?
Efendim? Hukuki ayağında eksiklik var mı? Hukuki ayağında eksiklik. Yani kanun anlamında, sistemin işlemesi anlamında, sizin gördüğünüz. Çünkü siz şu anda yok gibi, tam onu da bir şey demem yanlış devlet olmuş. Devlet ayağı tamam o zaman. Devlet ayağı tamam. Devlet ayağı tamam. Evet üstadım, inşaat muhasebesi. Bir de burada eğer zaman var, konut yapı kooperatifleri var. Hı. Özellikle arz eden durumlar. Gerçi son zamanlarda biraz bunlar azaldı. TOKİ'nin çıkmasıyla birlikte. Konut yapı kooperatiflerindeki uygulamada yaptıkları konutlar, yaptırdıkları konutlardaki orada bir KDV durumu var. Konut yapı kooperatiflerinde arsayı kendileri alırsa, inşaat ruhsatları kendi adlarına olursa, taahhüt işi olduğu için konut yapım kooperatifinin inşaatını yapan müteahhit firmalar %1 KDV kesiyorlar, fatura kesiyorlar. Diğer şekilde konut yapı kooperatifleri arsa sahipleriyle yine daire karşılığı, kat karşılığı anlaştıkları zaman orada konut yapı kooperatifine yapılan taahhüt işlerinden dolayı faturalar %18 kesiliyor. Bunu kooperatif yapan kooperatifçilerimiz bilmediği için üyeler mağdur oluyor. %18 daha fazla bir maliyetmiş gibi oluyor. Tabii orada da yine kooperatif yeteri kadar dersine çalışmadıysa mali müşaviri ve kooperatif yönetimi bu işle ilgili yeterli başında bir çalışma yapmadılarsa sıkıntıya girilmiş oluyor burada da. Özellikle konut yapı kooperatiflerinde bu konuya dikkat etmeler gerekiyor. Şöyle bir toparlarsak, Tansel Titi dediğinizde inşaat muhasebesinde ülkede bilinen isimlerden birisiniz. Şunu sormak istiyorum. İşin içerisinde muhasebe ayağı olarak sonuçta muhasebesini tuttuğunuz zaman ister istemez hem müteahhitlik yapıyorsunuz hem toprak sahibisiniz. Bir sürü alanda da olabiliyorsunuz. Bütün bu olaya, projenin tamamına baktığınızda, sektörün tamamını incelediğinizde tek kelimeyle ince çizgi nedir? Eksik bırakılan, tamam bırakılan, noksan bırakılan söyleyebileceğiniz bir cümleniz var mı? Hani şunu sormak istiyorum. Ben olsaydım ne yapılmalı, ne yapılabilir? Evet. Sektörün geneli için ama yani kooperatifler, TOKİ, işte kentsel dönüşüm olarak değil. Tamam için. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifi. Bu unutulmamalı. Bunun için de bence vergi oranları ve KDV oranları düşürülmeli. KDV oranı düşürülmeli. Ben bunu diyorum. Harçlar da düşürülmeli. Aynı şekilde daire satış harçlarımız, dükkan satış harç, iş yeri satış harçlarımız düşürülmeli. Neden? %4 rakamı. %4 rakamı bence çok yüksek bir rakam. Şeyi mi anlatıyor? Girişimciyi mi azaltıyor? Ya da şu da olabiliyor mu? Direktmen son kullanıcıya etki edecek fiyatlar süreci mi yavaşlatıyor? Harç dediğimiz olay şu, binanın değeri, dairenin değeri, siz geldiniz müteahhitten daire alıyorsunuz. Binanın değeri 400 bin lira. %4 harç 16 bin TL'ye tekabül ediyor. Bunun yarısını müteahhit, yarısını alıcı. Anlaşmaya göre değil de genellikle kanuni, 150-50'dir bu harç. Bu oran ne olmuş oluyor? Daha önceden ve şu anda bile var. Gerçek değerlere dairelerimiz satılmıyor o zaman. Yani hemen siz diyelim ki müteahhit firmaya gittiniz, daire almak istiyorsunuz. Aldığınız fiyat 400 bin lira ama tapuya gittiğinizde 150 bin lira. Yani böyle bir şeyle karşılaşılıyor. İki gün sonra da hukuki olarak bir anlaşmazlık çıktığı zaman 400 bin liraya aldığınız daire gerçekte tapuda 150 bin liraya gözükmüş oluyor, gözüküyor. Daha sonra bunu harç yönünden devlet tespit edebiliyor. Bu sefer de harçtan dolayı iki tarafa da ceza geliyor. Hem alana hem satana. Ama bu %1'e düşmüş olsa ve vergi dairesi demiş olsa ki arkadaş bak ben yakaladığım zaman bunu gerçek değerden göstermediğin zaman cezasını ayrı olur, daha farklı olur gibi olmalı. Ama söylediğim üstadım, çok özür dilerim ama
Ben bilmiyorum tabii ki ama bazı büyüklerimiz kurumlar vergisinin %54'lerde olduğu dönemler, %50'lerde. Evet. %30'u biliyorum. Yani %40'larda. Ya insanlar o zaman da şikayetçiydi. Şu anda da şikayetçi. Vergi yükü zaten ve harçlar, işte işi bürokratik ayağı birazcık kullanıcı ve tedarikçi ve işi yapan konusunda bir yük. Evet. Ya bu yük alınırsa sanki süreç sıcak para daha hızlı dönecek piyasada, daha rahat edecek gibi ve sektör ister istemez sürekli ayakta kalacak. Kalırsa da toplumsal olarak da bir döngünün içerisinde olmuş olacağız. İyi bir döngünün içerisinde. Kesinlikle. Bir de reel rakamlardan biz işimizi yapmış olacağız. Yani firma da, şahıslar da bu işin kaçağına gitmeyecek. Yani müteahhit firma demeyecek ki arkadaş ben 400 bin liraya bu daireyi sattım ama sana İşte harçtan dolayı ben bunu 150 bin lira gösteriyorum. Yani 400 bin lira gösterirsem 8 milyon senin cebinden çıkacak, 8 milyon benim cebimden çıkacak. Bunu demeyecek müteahhit. Teşvik ediyor ister istemez. Yani ister istemez %4 rakam olunca 16 bin TL hemen direkt kafadan bir defa ekstra bir şey girmiş gibi oluyor. Araçlarda da bakın daha sanki önceden. Sanki devlet komisyonu emlakçılık olayına mı giriyor? Yani komisyonu alandan satandan ya da kiralayandan, kiraya verenden tarzına dönmüş oluyor. Ona dönmüş, daha önce dikkat ederseniz taşıt satışlarında da. Sen ne oldun? Orada çok doğru bir şey söylediniz. Notere gidiyoruz şimdi 80 lira, 100 lira gibi. Çok da güzel tabii, gidiyor. Tabii, tabii. Ve ne oluyordu? Bir sürü mahkemelik işler oluyordu. Adam aracını alıyordu, üstüne almıyordu. Hemen elden yapma sözleşmelerle şey yapmış oluyordu. Taşıt almış oluyordu. Bu mahkemeleri de meşgul edecek bir hal almıştı. Şu anda öyle mi? Değil. Adam gidiyor karşıya 150, 200 liraya, 300 liraya, 500 liraya hemen aracı üzerine alabiliyor. Bence evler de öyle olmalı. Gayrimenkullerde de bu uygulamaya geçilmedi. Bürokrasi yani harçlar azaltılmalı bence. Üstadım sürekli içeriden uyarı alıyoruz. 30 dakikamızı doldurduk, zamanımızı açtık. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan diyorum. Söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa. Ben de orada... çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Kayseri'den buraya kadar da geldik. Hoş geldiniz. İyi ki de gelmişsiniz. Güzel bir konuyu konuştuk. Ülkemizin olmazsa olmazı bir sektörü eline boyuna tartışmış olduk. Teşekkür ediyorum sizin engin bilgileriniz için. Değerli izleyiciler, bu hafta Tansel Titi, inşaat muhasebesi denince akla gelen birkaç isimden, üstadlarımızdan birisi. Kendisiyle inşaat sektöründe eline boyuna konuştuk. Bir sonraki programa görüşünceye dek hoşça kalınız diyoruz.